Merhaba arkadaşlar tekrar karşınızdayım. Kale oyun sonuna ait teorik bir konum inceleyeceğiz. Bana şu yönde çok soru gelmekte. Hocam oyun sonu çalışmam gerekiyor. Peki nereden başlamalıyım? Ee, ben de şu cevabı veriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle teorik konumları inceleyerek başlaman gerekiyor. Çünkü teorik konumlar pratikte en çok karşınıza çıkacak olan örnekleri içerir. Hem bu açıdan değerli hem de e, o teorik konumlarda Uygulanan yöntemler, teknikler, manevralar sizi genel anlamda fikir sahibi yapar. Sonuçta e, bu incelediğiniz teorik konumlar e, tıp atıp karşınıza çıkmayabilir. Biz onlara karmaşık konular diyoruz. O karmaşık konularda ise şu şekilde düşünmeniz gerekiyor: Ben bu karmaşık konumu hangi teorik vaziyete, hangi teorik bilgiye taşıyabilirim, dönüştürebilirim diye düşünmeniz gerekiyor. Ya da teorik konumlarda gördüğünüz manevraları, yöntemleri, teknikleri o karşınızdaki karmaşık konumda uygulayarak kazanca veya beraberliğe götürebilirsiniz, gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi karşımızdaki konuma geçersek bakın beyazların fazla olan piyonu 7. yatağa kadar gelmiş ve bir hamle sonra vezire dönüşecek. Bu maçı da kazan kazanacak arkadaşlar. Tek sorun ise şahın A8 karesinde sıkışmış olması. Tabi bunu kim sağlıyor? Siyahların kalesi şahı keserek e, A8 karesine hapsediyor arkadaşlar. Beyazların kalesine yapıyor. Beyazının kalesi de benzer bir şekilde aslında e siyah şahın piyona yaklaşmasını engelliyor. O da e dikiğini keserek şahın yaklaşmasını engelliyor. Fakat bu şekilde beyazlar kazancı gidemez. Burada beyazlar e, siyah kalenin bu etkisini kapatmalı, örtmeli. Nasıl yapacak arkadaşlar? Kalesini kalesini B7 noktasına ya da B8 noktasına getirerek kalenin bu kontrolünü engelleyebilir, karşılayabilir. Şimdi bu teorik incelemede e, göre göreceğiniz üzere kaleyi B7 karesine değil de B8 karesine getirmek e, doğru oluyor. Nedeni ise çok ufak bir detay arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Kale en hızlı B7 karesine ya da B8 karesi fark etmez nasıl gelir? önce C'ye gel gelmeli. Çünkü D'ye gelirse e, siyahların şığı da yaklaşacağı için D'den manevra noktalarını kapatır. Evet kale C2 gelsin. Siyahlar da fırsat bu fırsat şığına yaklaşacak. e diye gelsin. Kale bakın e, çalışmayan b karesine önce bir gelsin. Neden çalışmadığını göstermek istiyorum. Kale C'de şah çekerek geliyor. Şa burada D6 da olur D8 olur ama ben D8'i öneriyorum. Kale B'de geldi. Kaleye kaleye karşılık verdi. Kale bakın nereye gidiyor? Kalede C dikeyine gelerek C dikini alıyor. Nedeni ise şu arkadaşlar. Şah B8'e gelirse piyonun vezir yapmak için sürpriz bir şekilde kale C8 ile kazanan taraf, galip gelen taraf, mat eden taraf siyahlar olur. Bu yüzden kale bir önemli. Şah B8'i engel, engellemek için. E peki beyazlar ne yapacak? Kale ile şah çekmesi bir şey ifade etmez. Burada e, şah c7 gelir. Ve böylece bu sefer şah beyaz şahın e, çıkışını kapatır. Kalele şah çekerse şah c8. Tekrar şah çekerse şah c7 şeklinde bekler. Kale kendini uzağa atarsa da hiç sorun değil. Kale c dikini tuttuğu için siyah şahın konumu bozulmaz. Şah ileri geri oynayarak burada beraberliği sağlar. Geri geliyorum. B7 karesinin çalışmadığını gördünüz bu yüzden bu teorik konumda hedef kare B8 karesidir. Kale C8'e gider. Siyahşa yaklaşmalı. İki tane yaklaşacak karesi var. Şimdi bu kareler arasında hangisi daha doğru gibi gözüküyor? Biliyorum hepiniz D7'nin daha doğru olduğunu düşünüyor. Fakat D6 arkadaşlar şöyle sarı yapayım. D6 karesi daha dirençli. Bakın çok ilginç daha doğru gibi gözüken deyide hamlesi daha dirençsiz, daha kötü. Şad d daha dirençli. Önce şad D'ye bakalım. Zaten aradaki farkı da göstermem gerekiyor. Kaleye saldırdı, yaklaştı. Ho, hemen kale b 8 geldi beyazlar. Kalenin bu ee, duruşunu, etkisini kapattı. Siyahlar kalesini A1'e çeksin. Geçer piyonun arkasına dursun fark etmez. Şah artık dışarı çıkabilir. Fakat burada bir sorun var. Kale tekrar şah çekiyor biliyorsunuz savunmada olan tarafın. Bunu ben şu şekilde e, genelliyorum. Kale oyun sonlarında savunmada olan tarafın beraberlik yapmak için en sık tercih ettiği yöntem şah yağmurlarıdır. Bakın şah yağmurları diyorum ben ona. Akılda kalıcı olsun diye sürekli şah çeker. Şah kaçar, tekrar şah çeker. Şah şimdi buraya gelemez çünkü arkadan piyon gider. Şah B6 geldiğinde Tekrar şah çeker. Tekrar şah çeker. Artık şah C5 karesinden kaçabileceği için bu şah yağmurları yavaş yavaş sona erecek. Burada kale A1 işe yaramaz çünkü piyon kale korumasında vezir çıkar. Tekrar şah çekerse çapraz yönde kalenin üzerine doğru yürüyerek bu şah yağmurlarını sona erdirir ve piyon vezir çıkar, beyazlar kazanır. Burada duraksadım çünkü e işte şah kötü yanı bu arkadaşlar. Hani burada şah dedi gelmiştik ya. Şah kötü yanı bu. Beyaz şah çapraz zikzak yollarla kaçıp kurtulabiliyor şah yağmurlarından. Şah D6 daha dirençli. Bakın. Kale B8 yine geldi beyazlar. Kaleye saldırdı. Kalenin bu etkisini kapattı. Kale A1 bekledi. Şah tekrar açığa çıktığında savunmada olan taraf tekrar şah yağmurlarına başladı. Kale B1 şah. Şah A6'dan kaçmaya çalışsın. Bakın kaçamayacak. Kale A1 şah. Şah B6 gelmeli yoksa arkadan piyon gider. Kale B1 şah. Bakın şah eskiden D7 karesindeyken şah C5 karesinden kaçı kaçabilmişti. Şimdi şah D6 karesinde daha dirençli bir konumda yer aldı. Şah hiçbir yere kaçamaz. A5'e gel gelirse de kale A1 şah çektiğinde A piyonu düşeceği için tekrardan geri gitmek zorunda kalacak. Ve buradan kaçış yok. Peki nereden kaçış var? Bakın kale B bir şah. Şah A6. Kale A bir şah. Şah B7. Kale B bir şah. Şah C8'den bu taraftan bir kaçış e, rotası çiziyor bu sefer beyazlar. Ve bu da bakın işe yarayacak. Siyahlar tekrar çaresiz olduğu için şah yağmurlarına devam ediyor. Kale C bir şah. Ve beyazlar şah D8 gelerek siyah şahın arkasında saklanıyor arkadaşlar. Sanki siyah şah, şemsiye görevi görüyor. Şemsiye yöntemini, metodunu hatırlayanlarınız bilir. Şah yağmurlar, yağmurlarından saklanmak için e, bu şekilde şemsiye ihtiyacı duyuyor e, kazanca giden taraf. Fakat burada her şey bitti. E, şah yağmurları dindi. Sanki beyazlar kazandı gibi gözükse de siyahların elinde bir koz daha var. Kale H1 gelerek bu sefer de mat tehdit ediyor arkadaşlar. İnanılmaz. Bu sefer de mat istiyor. Beyazlar bu mat tehdidini bozmak için bakın vezir çıkamaz mat olur. Kale B6 ile şah çekiyor arkadaşlar. Şah çektiği zaman şah geri gitmeli. Geri giderken C5'i tercih etmeli. Ee, Beyazlar burada vezir çıkabilir mi hocam? Çıkamaz çünkü hepiniz görmüşsünüzdür. Kale H8'den şah çekip veziri alır. Peki hocam kaleler geçer piyonun arkasında durmalıdır. Kale A6 gelsin ve artık Vize çıksın. Olmuyor arkadaşlar. Yine Şah yağmurları devreye giriyor. Bakın kale H8 Şah e, Zaten Şah bu taraftan kaçamayacağı için buradan kaçmaya çalışsın. Kale H7 Şah e, Şah F8 Kale H8 Şah Şah G7 üzerine kadar geldiğinde kale artık A8'e gidiyor. Piyona yapışıyor. Ve birazdan Şah B5 gelecek. Kaleye saldıracak. Ve ardından Şah B6 gelip piyonu Ele geçirecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şah yağmurları nasıl da savunmada olanın işine yarıyor. Peki hocam şah c 5'ten sonra e, beyazlar kurtulamıyor mu? Çok güzel bir kurtuluş fikri bulmuşlar. Kale c6 şah. Kale c6 şah. Kale kendisini c6'dan feda diyor ama şah bu fedayı kabul ederse beyazlar vezirini şah çekerek çıkıyor ve arkadan kaleye alıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir e, fikir. Çok hoş bir fikir. Tabi burada kale c6'ya siyatlar e, kaleyi alarak devam etmemeli. Dirençli oynamaya devam etmeli. O hamlede şah b5 oluyor arkadaşlar. Şah b5 geldiğinde siyatlar halen beyazlar piyonunu vezir çıkamaz. Çünkü halen şiş hamlesi var. Burada artık kale c8 gelerek kale h8 şiş hamlesinin etkisini kapatıyor arkadaşlar. Şah yağmurlarına Siyahlar devam ettiğinde ise şah c7 kale heydi şah ise şah b8'e saklanarak bakın kaç hamlelik bir manevra yaptığı, Sırf şu şah yağmurlarından saklanabilmek için ve en sonunda piyon vezir olabildi arkadaşlar. Burada kale kendisini bu piyona feda etmekten başka şansa sahip değil. Şah b6 geldiğinde ise beyazlar vezirini çıkar ve vezir kale e, beyazları galibiyeti getirir. Bu örneği e, hocamız bize gösterirken demişti ki öğrencinize burada şu ilginç matı da gösterin. Burada beyazlar kale çıkarsa kale çıkarsa siyahların kale beydi şeklinde şık bir matı var. Bunu da gösterin demişti. Böyle ilginç an anılar, ilginç işte dersimde kullandığım sloganlar bilginin daha kalıcı hale gelmesini sağlıyor arkadaşlar. E, eğitmenler için böyle sloganları böyle e, değişik vurgular e, pekiştireçler kullanmalarını öneriyorum umarım e, faydası olan bir paylaşım ol olacaktır e, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize mutlu günler dilerim arkadaşlar takipte kalın satrançta kalın görüşmek üzere.